CHP Muğla Milletvekili Profesör Doktor Nurettin Demir, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bütçe görüşmelerinde bölgenin ulaşım sorunlarını gündeme getirdi. Ölümlü trafik kazalarında son yıllarda artış olduğuna dikkat çeken Demir, 2013 yılında 161 olan ölümlü kazalar 2014 yılında 281 bine ulaştı. Muğla'da da özellikle son yıllarda ciddi bir artış var. Rakamlar ortaya koyuyor ki trafik kazalarının önlenmesi konusunda alınan önlemler yetersiz dedi. Trafik kazalarındaki artışın iki nedeni olduğunu ifade eden Demir, duble yolların tamamlanmaması yanında işaretlemelerin, önlemlerin yeterince alınmamasının kazaları artırdığını belirtti. Geçen yıl kendisinin de bir trafik kazası geçirdiğini hatırlatan Demir, "Trafik kazalarının önlenmesi konusunda daha somut çabalarınız olacak mı? Bunu merak ediyorum." diye sordu. Demir, ticari araç kullananların alması gereken mesleki yeterlilik belgesi SRC'yi de Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan'a sordu. Marinaların özellikle Akdeniz'de milyar dolarlık bir sektör olduğunu belirten Demir, bu sektöre Türkiye'de yeterince yatırım yapılmadığını dile getirdi. Demir, Türkiye'nin bu kadar uzun kıyı şeridi olmasına rağmen bu sektördeki payının çok küçük kaldığını ifade ederek, marinaların ve deniz turizminin geliştirilmesi konusunda bir çalışma olup olmadığını sordu. Ayrıca Demir, Ortaca Dalyan'da 500 metreye kadar ulaşan teknelerin kirlilik yarattığını belirtti. Bodrum Yalı Kavak Gündoğan arasındaki Gökçebel Turizm yolunun ölüm yolu haline geldiğine de dikkat çeken Demir, bu yolda bu sene 13 gencimizi kaybettik dedi. Yolun sahibi konusunda bir belirsizlik olduğunu söyleyen Demir, bu yolun sahibi yok, bu yolun sahibi Turizm Bakanlığı mı, Karayolları mı, Büyükşehir Belediyesi mi? sorduğumuz zaman Büyükşehir Belediyesi bu yolun tamamlanmadığını, kendilerine teslim edilmediğini söylüyorlar. İşaretleme yok ve herhangi bir önlem yok maalesef ciddi bir sorun. Bu konuda da Bakanlığımızın görüşünü öğrenmek istiyorum dedi. Demir'in sorularına yazılı olarak yanıt veren Elvan, SRC belgesi konusunda hiçbir çalışmaları olmadığını belirtti. Bodrum Yalıkavak Gündoğan yolu hakkında soruya da yanıt veren Elvan şunları söyledi. Bodrum Yalıkavak arası karayolları ağında olup 7.2 kilometre bölünmüş yol ihaleli olarak yapım çalışmaları devam etmektedir. Yalıkavak Gündoğan arası 3.6 kilometre turistik yolları kapsamında olup bitümlü sıcak karışım kaplamalı asfalt olarak tamamlanmıştır dedi.